Gidiyoruz abi. Devam ne demek abi, nerede sağlanıyorum yani te işte koyanlardır kentineyim de. Aslında biz tam da görevimiz gereğini yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten avukatın görevi sadece duruşma salonunda hazır bulunup müvekkilinin savunmasını yapmak değil. Eğer avukatın müvekkiline yönelik bir haksızlık, hukuksuzluk varsa bunun çeşitli şekillerde, bu sözlü savunma olabilir, bu yazılı savunma olabilir, bazen de bir davranışla olabilir. Salonu terk etmek. O anki en uygun yöntem buydu. Çünkü müvekkillerimiz eğer duruşma salonunda değilse avukatların duruşma salonunda olmasının bir anlamı yok ve bu müvekkillerimizin henüz sorgusu dahi yapılmamıştı. Yani dosyalarını tutuluyor bir kenarda. Sonra eğer olay ki hükümeti ya da birilerini rahatsız ettiğiniz zaman o dosyalar raftan iniyor ve bir davaya, bir soruşturmaya dönüşüyor. Sanırım böyle bir rahatsızlık var. Diyarbakır Barosu'nun tutumundan kaynaklı olarak böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle bu duruşmanın, bu davanın 5 yıl sonra açıldığını tahmin ediyoruz. Bir süre dosya rafta tutuldu. Nedense bilmiyorum ama çok da özel bir dönemde Diyarbakır Barosu'nun belki Diyarbakır Barosu'na yönelik bir tutum olarak raftan indirildi. 2 yıl önce indirildi, gönderildi. Tabii biz avukat soruşturmalarında belli bir süreç var. Bazı bürokratik de işlemler var. Bizim yargılama usulümüz biraz daha farklı. O açıdan hem Adalet Bakanlığı'nda çifte izin sistemi, en yakın mahkemeden karar almak gibi, yani Batman Mahkemesi'nin karar vermesi gibi. O tür süreçler var. O süreçlerin nedeniyle de uzadı ama önemli ölçüde aslında bu dosya rafa kaldırılmıştı. Hiçbir işlem yapılmamıştı. 3 yıl kadar bir sürede yapılmamıştı. Şu sona yapılmıştı.